Arkadaşlar merhaba. Bugün Promot 240 sürümüyle Rus map'ın birlikte nasıl çalışacağını göstereceğim. Ama bu videoda sadece Rus map ve Promot yok. Kazakistan haritası var, Güney bölgesi haritası var, Afrika, Endonezya, Sardunya Adası, İsveç Adaları gibi bazı ilave haritalar da var. Bu haritamıza önce bir bakalım. Promot ETS 2 oynayan herkesin hemen hemen tanıdığı, eğer yeni başlamadıysa bu oyuna, herkesin tanıdığı bir harita. Bildiğiniz gibi ETS 2'deki en güzel ve en büyük haritalardan bir tanesi. Bu haritanın 240 sürümü yayınlandı. Bu sürümle birlikte Rus map çalıştırmak mümkün olmuyordu çünkü bazı ilaveler vardı. Ayrıca Rus map daha önce bu 2.30 sürümünde de hatta ETS 2'nin 1.32 ve 1.33 sürümlerinde de sorun çıkartıyordu sıklıkla. Mesela benim sık karşılaştığım şey oyunun bazı bölgelerinde haritanın bazı bölgelerinde oyundan atma sorunu gibi sorunları vardı. Bu sorunda bu sürümde bu sorunlar giderilmiş oldu. Aslında bu bir yeni sürüm değil Rus map için. Rus map'in yeni sürümü hazırlanıyor ama ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Bu benim vereceğim bir güncelleme dosyası. İki tane güncelleme dosyası hatta. Bu bir dev dosyası, bir de map dosyası var Rus map'ın. O iki dosyayı bir de Promotes'la Rus map arasında yol bağlantısı olan bir dosyayı vereceğim ben size. Bu dosyaları kuracaksınız. Böylece Rus map Promotes 240'la sorunsuz çalışıyor olacak. Şimdi haritamız böyle arkadaşlar. Rusya burası. Promotes'un geldiği kısım bura. Yani Avrupa'nın neredeyse tamamı. Şunlar İsveç adaları. Bu haritada görebileceğiniz haritalardan, modlardan biri. Bu Sardunya Adası. Bu Afrika. Bu Endonezya. Bu Güney bölgesi. Burası da Kazakistan. Bu kombinasyondaki mevcut haritalar bunlar. Şimdi buraya Romanya'yı ve Türkiye'yi de eklemek isterdim ama bu Romanya'nın iki sürümü henüz 1.34'te pardon Promotes'un 2.40 sürümüyle çalışacak hale getirilmedi henüz. Romanya'nın ücretli sürümü var. O güncellendi. Ancak onu kurarsanız YKS'yi kurabilirsiniz. Dolayısıyla ben ücretsiz sürüm bende olmadığı ücretli sürüm bende olmadığı için ben Romanya'yı ve Türkiye'yi eklemedim buraya. Haritamız bu arkadaşlar. Rusya'da bu St. Petersburg şehri var. Bu Baltık Delecesi ile birlikte gelmişti. Aslında eskiden Rus map'ta vardı zaten St. Petersburg. Ama Baltık Delecesi ile gelince Rus map'taki St. Petersburg'u sildiler. Bu SCS'nin şu ana kadar yaptığı en büyük şehirlerden bir tanesi St. Petersburg. Dolayısıyla bu yol bağlantısını kuran arkadaşlar da bu bağlantıyı yaparken burada epey sıkıntı çektiler. Bunun sebebi de bir takım FPS sorunlarına yol açmasıydı. Şehir çok büyük ve uzaktan göründüğü zaman FPS'de düşüşler oluyordu. Bunu gidermek için bu Romanya'nın yazarı, Roextended'in yazarı Arayas da çok yardımcı olmuş. Dolayısıyla o FPS sorununu kısmen de olsa giderdiler ve yol bağlantısı şimdi normal olarak çalışıyor. Burayla ilgili ben şurada bir seyahat yaptım. En azından hem yolu görmeniz açısından hem de bu St. Petersburg'daki bu FPS ile ilgili sorunla ilgili bilgi sahibi olmanız açısından çok hafif bir titreme var burada. Yani bunu da herhalde artık önüne geçemediler. Ama oynanmayacak gibi değil. Kesinlikle onu hemen söyleyebilirim. Zaten şu kısa bölgede, şu küçük bölgede meydana geliyor o dediğim şeyde. Ama oynanmayacak gibi değil. Yani kamyonun kontrolünü kaybedeceğiniz bir FPS problemi yok.
Onun dışında şu bölge örneğin ve şu bölge bu RusMap'la Promotes'un bağlantısının sağlandığı bölge. Bir de şurası var. Mesela şu kısımlar örneğin şu kısımlar bunlar RusMap'ta geliyor. Oldukça da güzel bir yol bura. Aslında ben burada bir seyahat çekmek istiyorum ama saatler süren bir yol burası. O yüzden nasıl yapacağım hakkında bir fikrim yok. Ama burada güzel bir yol olduğunu hemen söyleyebilirim. Yani mutlaka bu yolu bir kere geçin. Ama arabanızın mazotunu fulleyin. Yola çıkmadan evvel bir şuralarda bir yerlerde biraz uyuyun, uykunuzu alın. Eğer uyku modu açık oynuyorsanız. Çünkü yol boyunda uyuyabilecek yer bulamayacaksınız. Buralara birkaç tane benzin istasyonu eklemişler şuralara ama bunlar da mesela şuradaki şey çok biçimsiz bir yerde. Şehrin içine girmeniz gerekiyor. Şunda ve şunda. Burada da öyle hatta. O yüzden böyle yol üstünde benzin, mazot alabileceğiniz yer yok burada. Tedbirli olun. Arkadaşlar şimdi bir de yük ekranına bakalım. Nakliye piyasasında neler var? Mesela St. Petersburg'dan Rusya'ya yüklere bakalım. Kaliningrad'a yük varmış. Bu arada hemen söyleyeyim ATS'nin 1.35 sürümü deneme beta sürümü yayınlandı. ATS oynayan arkadaşlar varsa yeniliklere bakabilirler. Oldukça güzel yenilikler var ve ben bir bu Promote 2.40 ile birlikte ETS'nin 1.35'i için bir ufak tanıtım videosu hazırlamıştım. Orada DirectX 11 inşallah gelir demiştim. DirectX 11 desteği de geliyor bu sürümde. Arkadaşlar yol bu. Mesela bir yol bağlantısı Rusya ile. Başka bu DirectX 11 desteği geldiğinde evet, bu da benim yolculuk ettiğim yol. Yani şu anda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ben denedim birkaç yer. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama bu hiç sıkıntı çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Dediğim gibi RusMap bu hem ETS 1.34 için hem de Promos için uyumlu hale henüz getirilmedi. Bunlar sadece geliştirme dosyaları. O yüzden hala sorunlar olabilir. Artık onu hep beraber deneyip göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bir de modların sıralamasına bakalım. Makinede o kadar çok program açık ki. Şimdi en alttan başlayalım yine her zaman olduğu gibi. Ben böyle yapıyorum. Alttan yukarı doğru kolay oluyor. Çünkü üstte modlar olduğu için, diğer modlar olduğu için onun sıralaması kafa karıştırır diye. Şimdi en altta Endonezya mapımız var. Onun altında Afrika haritamız var. Bu Afrika haritası Endonezya ve İtalya arasında ve adalar arasında feribot bağlantısı kuran bir mod. Bunlar Kazakistan haritaları, Dev, Map ve Model olarak sıralanacak arkadaşlar. Bu güney bölgesi haritası. Güney bölgesi haritası da 4 dosyadan oluşuyor. Dev dosyası yani tanım dosyası, Model 1, Model 2 ve Model 3 dosyaları.
Onların üzerinde Güney bölgesini İngilizce'ye çeviren, çünkü bunlar Kiril alfabesiyle yazılmış şehir isimleri. Onu İngilizce'ye çevirmezseniz hangi şehre gideceğinizi bilemiyorsunuz. O yüzden İngilizce dosyasını kurmanızı tavsiye ederim. Bu da Güney bölgesinin hemen üstüne gelecek diğer dosyaların. Şimdi zurnanın zırt dediği yer burası arkadaşlar. Bu Rusya dosyaları, Rus map dosyaları, şöyle göstereyim hemen. Rus map dosyaları tamamı 4 dosyadan oluşuyor arkadaşlar. Bir def dosyası, yani tanım dosyası var. Bir model dosyası, model 2 dosyası ve map dosyası. Bu 4 dosya. Fakat biz bunun map dosyasını ve def dosyasını kullanmayacağız. Biz sadece model 2 ve model dosyalarını kullanacağız burada. Bunun üzerine gelecek olan şu def paketi, yani tanım paketi ve şu map paketi, bunların yanından dikkat ederseniz diğerlerinden farklı olarak not orijinal yazıyor. Yani orijinal değil yazıyor. Bu iki dosyayı kullanacağız arkadaşlar. Bunlar Promot 2.40'la çalışmak üzere hazırlanmış. İşte içindeki o St. Petersburg şehri falan çıkartılmış. Yani bu Baltık Denizi'nde bulunan Rus şehirleri çıkartılmış hali bunun. Dolayısıyla herhangi bir sorun olmaksızın kullanabileceksiniz bunu. Aynı zamanda daha önce bu Rus mapı kullanabilmek için FLD prefabriklerine ihtiyaç vardı. Şimdi o tanımlar da bunların içinde olduğu için o dosyaya da gerek kalmıyor. Dolayısıyla Rus map sorunsuz çalışıyor görünüyor şu anda. En azından ben şu ana kadar bir arıza ile karşılaşmadım. Şimdi bu Güney bölgesi İngilizce dosyasının hemen üstüne Rus map'ın model dosyası, onun üstüne model 2 dosyası, onun üstüne de bu benim linkini vereceğim indireceğiniz arşiv dosyasının içindeki bu def tanım dosyası, yani şu yanda not orijinal yazan ve şu Rus map dosyasını gelecek koyacaksınız. Bu 3 tane dosya, yani Rus map'ın şu model, model 2 ve def dosyasının hemen üzerine promotlar geliyor. Promotların sıralaması da şöyle: promot, def, map, medya, model, models. Bu işte paket 1, paket 2, paket 3, model paket 3 gibi gidiyor bunlar. Modelin 1, model paket, model paket 2, model paket 3. Onun altında assets paketi var. Bu toplam 7 dosya. Promotları kurduktan sonra, ekledikten sonra onun üzerine Rus map'ın map paketini, bakın bunu karıştırmayın, şu map paketi gelecek promotların üstüne. Bunun hemen üzerine de yine size vereceğim o linkteki arşivden çıkartacağınız bu dosya var. Bu Promot 2.40 ile Rus Map 1.8.1'in yol bağlantısı paketi. Bu pakette bunun üstüne kuruyorsunuz. Şunu da ben yeni hazırladım. Bu da Rus Map'ın İngilizce dosyası ama bu bağlantı paketine uygun, bu Rus map dosyalarıyla çalışan sürüm bu. Bu da aklınızda bulunsun. Bunu da çevirmezseniz, eklemezseniz Rus map Kiril alfabesiyle geliyor. Dolayısıyla şehirlerin isimlerini okumak oldukça güç, Kiril alfabesini bilmeyenler için. Bu İsveç adaları haritası. Bu da Sardunya haritası. Daha önceki haritalarımızda bu Sardunya haritası iki tane dosyaydı. Bir base, bir de FLD prefabrikleri vardı. Şimdi FLD prefabriklerini kullanmıyoruz. Sadece base'i kullanıyor. Çünkü bu FLD prefabrikleriyle ilgili tanımlar Rus map'ın içinde zaten var şu anda. Dolayısıyla o ikinci dosyaya ihtiyacımız kalmadı. Onu eklerseniz bunun altına, o zaman oyun çökecektir kuruluş yüklenme sırasında. Haritalarımız bu kadar arkadaşlar. Sardunya haritası, İsveç haritaları, Rus map İngilizce paketi, Promotes'un Rus map yol bağlantısı, Rus map'ın map paketi, Promotes dev map paketi, Promotes'un yine, Promotes'un medya paketi, Promotes'un model paket 1, model paket 2, model paket 3 ve Promotes'un assets paketi. Rus map'ın dev dosyası, tanım dosyası yani. Rus map model 2 model, Güney bölgesi İngilizce dil dosyası, Güney bölgesinin dev dosyası, model 1, model 2 ve model 3 dosyaları.
Bu da Kazakistan haritası. Kazakistan haritasında da yine tanım dosyası, yani def dosyası, map ve model dosyaları. Bunlar Afrika ile Endonezya arasında ve İtalya arasında feribot bağlantısı. Bu Afrika haritası. Bu da Endonezya haritası. Şimdi arkadaşlar, burada hemen bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Hızlıca. Promotes'un yayınladığı trailer ve gerçek şirketler paketi var. Ben onları kullanıyorum Promotes'la birlikte. Burada en alttaki şu iki tanesi trailer, pardon, şirket dosyaları, gerçek şirketler dosyaları. Bu gerçek şirketler paketi, bu da gerçek şirketler tanım dosyası. Bu iki sıraya dikkat edin yalnız. Bunlar tüm haritaların hemen üstüne gelecek. Ondan sonra Promotes'un trailer paketi, gerçek şirketler, gerçek şirket isimleri taşıyan trailerler paketi. Bu Promotes'un yine trailer tanım paketi, dev paketi yani. Bu ana tanım dosyası trailer paketinin. Şimdi bunun üstünde de yine bir tanım dosyası daha var. Bu da Replacement Trailer Dev diyor. Bu da SCS'nin standart kamyonlarının, yani trailerlerinin, dorselerinin üstündeki şirket isimlerini değiştirmeye yarıyor. Bunu şöyle göstereyim hemen, kafa karışmasın. Şu dosya, şu dosya arkadaşlar. Replacement, Trailer Definition diyor. Bu dosya SCS'nin standart trailerlerinin üstündeki logoları değiştiriyor. Bir de bunun aktif değil şu anda gördüğünüz gibi şu sürümü var. Eğer bunu kullanırsanız, yani bunun yerine bunu kullanırsanız, o zaman SCS'nin orijinal trailerlerini muhafaza eder ve Promotes'un trailerlerini de oyuna ekler. Ama tabii gerçek şirketlerin arasında gerçek olmayan şirketlerin olması da akıllıca değil. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Şimdilik bu kadar.